Tekrardan merhabalar. Şöyle kayıtta ve burayı aşağıya alalım. Şimdi şu yolluk olayını bir düzeltelim arkadaşlar. Düzeltelim. Hatta şöyle yapalım. Şu yolluğu alsak direkt. Bu yolluğu aldıktan sonra şöyle yapabiliriz. Şöyle keseyim ben bunu tam ortada. Bir tane numune parça alalım. Nereyi istemiyoruz? Şu üst kısmı istemiyoruz. Bunu şimdi aşağısını, yukarısını görmemezlik yapmayalım. Burayı boyarsak daha sağlıklı bir işlem yapmış oluruz. Şöyle yapabilir miyiz? Bakın gördünüz mü? Ne yaptım? Orayı silmiş oldum. Şimdi diğer işlemleri bunlara da uygulayalım. Şöyle. Şimdi numune parçaları buraya alalım. Bunların tamamını yaptıktan sonra şuradan kurtulalım. Şu çizgileri de silmemiz lazım. Gördüğünüz gibi şimdi burayı yarıma çekmiş olduk. Geriye ne kaldı? Şimdi şöyle parçayı da koyalım. Bakın. Burada şu girişi kapatmak kalıyor geriye. Tamam mı? Burada bunu fazlalık açmışız. Yapar mı? Yapmadı. Bunlar da yapmaz. Tabi burayı yamamak şurada şu radyüsten dolayı zor. Bunun için nasıl bir yol izleyebiliriz? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Şöyle yaparız ya.
Bunu bu şekilde buraya koyalım. Aynı şekilde buralarına koyalım. Arkada radyo açık bu arada da. Rusya radyosu yayın yapıyor. Ukrayna Rusya savaşı hakkında bir şeyler söylüyorlar. Onları dinlemeye çalışıyorum bir yandan. Bunu bununla birleştirin. Unite yapın bunu. Ne oldu? Burayı birleştirdik. Bunları şöyle tek yüzey yapalım. Şimdi bu tırnaklardan kurtulmanız gerekiyor. Bundan bu şekilde de kurtulabilirsiniz. Bunun daha bir kolay yöntemi var. Şöyle numune parçayı kullanarak da bundan kurtulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdi hepsi gitmiş olacak. Şimdi bu kısmı tamam. Şunlardan bir kurtuluyorum. Şunları da silebiliriz. Gördüğünüz gibi bunun olayı bu şekilde arkadaşlar kaydetsin. Şimdi. Kalınlıklarına bakalım. Gördüğünüz gibi 50 milimetre. Bu 50 olmaz tabii. Şöyle 2 milimetre düşsün bu. 48-50'lik çelikten alır işlersiniz. Mesela. Şöyle arka tarafa bakalım. Bu kaçmış. 40. Burada 8 milimetre arttıralım. Tamam, 48'e 48. Şimdi çelikler burada mevcut. Başka ne yapmamız gerekiyor? Şimdi şu işlemle uğraşmamız gerekiyor. Extrude kontrolü alalım tekrardan. Extrude kontrolü alalım. Kolunu bu şekilde alsak. Burada kolun burçakla yer var mı? Bak şimdi bunlar çok da müsait bir yer. Yok gibi. Şu ölçüsüne bakalım bunun kaç milimetreymiş. 280. Şöyle tek taraflı. 25'er milimetre. Bir çekelim bunu. Aynı işlemi
Bu çeliğe de yapalım. Şimdi şuralara kolon attığımızı varsayabiliriz. Kolon burç attığımızı varsayabiliriz çelikten. Bu da nasıl olur? Bakın şöyle olur. Mesela bu 20'lik pin kullansak bunu. Şöyle 20 milimetre bunu alalım. 20 bunun için yeterli bir ölçü bu arada. Tamam mı? Şunu şöyle şunu alttan üstten 20'şer milimetre offsetleyelim. Gezdirirken görmeye payımız kalsın. Bunu yaptıktan sonra şöyle vektör yönünü seçip 20, 30 diyelim. Burada şuradan 30 alalım aşağıya. Bakın. Güzel. Yeterli. Yeterli. 20 milimetre yeterli. 4 tane atıyoruz zaten. Kaldı ki bu zaten dikine çalışan bir kalıp oluyor bunlar. Enjeksiyon kalıbı bir yatayda değil. Merkezlemeden yana da çok bir sıkıntımız olmuyor. Kauçuk kalıplarında. Biraz daha basit yani enjeksiyon kalıbına göre. Şimdi bunu aynalamaya geçebiliriz. Şöyle. Bunları 4 tane koyalım. Şöyle subtract yapalım. Ve şöyle 100 hatta 150 milimetre bunları bir uzatalım. Bu çelikte de aynı işlemleri yapalım. Ardından bunları bir silebiliriz. Şimdi Extrude komutuna gelelim. Bunların kafa yerlerini açalım. Ben bunların ölçülerini ezbere biliyorum. Ya şöyle 6 milimetre kafa kalınlığı olur. Buradan da tek taraflı 2 milimetre. Şöyle kolon yerleri açılmış olur buna. Bu 20'likte 4 taraf 4 milimetre tek taraflı et kalınlığı vardır. O yüzden buna şöyle bir 4 milimetre tek taraflı büyütme veriyoruz. Tamam mı? Sonra şu yüzeye de yanlış tıkladık. Şöyle tekrardan 6 milimetre. Offset'i de 2 olacak şekilde. Tamam mı? Şapka yerlerini yapmış oluyoruz. Kolon ve burç için. Bunda herhangi bir problem şu an için yok. Şuradan gelelim. Tekrardan parametrikliği bir kaldıralım. Şöyle yapalım. Şimdi çok kolay bir tasarım göstereyim size. Şimdi bu çizdiğim kolonla çeliği çıkardığım zaman ne oldu? Kolonun şapkası otomatikman burada oluşmuş oldu. Şimdi bu 46 milimetre çelik kalınlığı. Ben bunu biliyorum. Bu kolonun tepe noktasını çeliğin sıfırına getiriyorum. Gerçi yanlış komuta basmışım. Offset atmışım da.
Bu replace olacak. Çık. Çık. ESC. ESC. Bak şimdi. Şimdi ben biliyorum ki bir 46 milimetre de orada var. Ama bunun 46'sını tam sokmazsınız. 46, 56, 66, 76. Mesela 76, 480'lik gelir bu. Tamam mı? Şöyle 30 milimetre bir offset atayım ben buna. Yanlış kullanayım bile. Bak şimdi. Şöyle şu çeliği getirip koyduğum zaman oluşacak vaziyete şöyle bir bakabilirsiniz. Tamam, bu kolonun buraya kadar gitmesi bunun için yeterlidir. Ardından şöyle bir de pah kıralım buna. Tamam. Şimdi bu gitsin. Buralara da bir pah kıralım. Kolonu tekrardan çağıralım. Yanlışlıkları bak. Nasıl yanlış pozisyonlama attı. Uzun zamandır çizmiyorum. Bu yüzden elimde de sanırım şey var. Acemilik var. Burada bir sorun mu var? Burada bir sorun var. Bunda da bir sorun var. Şunların eş merkezliliğini sağlayayım da şu arkadaki şapka yerleri değilsin. Bu arada çeliklerin tamamını impax malzemeden yapıyorsunuz, tamam mı? Üstüne koyduğum zaman ne oluyor bu? Yok, ölçü farklı yok. Şimdi tamamdır. Şöyle bunu buraya koyduktan sonra bunun hepsinde bir kaçık yapmışım ben. Tamam mı? Şimdi bunu bir halledeceğiz. Bunları yaptıktan sonra işte skeç'e girmeden ya da amparametrik bir şekilde tasarım yaparken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Her şeyi yaparsınız, imalattan çıktığında kalıp kapanmaz yani. En basit örneğinden daha tasarımda nerede hata yapıyoruz. Hızlı gidiyor muyuz? Evet, hızlı gidiyoruz.
Şimdi şöyle de bir şey var. Sürekli tasarım yapan bir kişiyseniz, sürekli fiyat vermeye falan oynuyorsanız, onunla çalışıyorsanız sizin de tasarımda kaybedecek vaktiniz olmuyor. Yani bu tarz ince nüansları işe aldıktan sonra düşünmeye başlıyorsunuz. Şimdi bunu komple açtım. Dediğim gibi tek taraflı 4 milimetre tekrardan bir offset atıyorum. Pahını da atayım bunun. Biraz yakışıklı görünsün burada. Arkadan da birazdan burç tasarımı yapacağız. Onun için şapka yeri. Burası 6 milimetre. Ama offset de 2 milimetre. Bak şimdi. Gördün mü? Şimdi çok güzel. Şimdi şapkalı burçları tasarlamaya bunu da direkt olarak şöyle yapalım. Zaten 46 milimetre alacağız, kullanacağız bunları. Bunu subtract olarak değil de nan olarak şöyle bir oluşturalım. Bunu bu şekilde çekelim. Sonra diyelim ki bundan bunu çıkart. Ardından şöyle hol komutunu alalım. 20 milimetre vektör yönü seçelim. Select body olarak burç seçilmiş zaten. Şimdi şöyle 1 milimetre ağzına bunun park kralı. Bak. Buna şöyle bir de pah atalım. Gördüğünüz gibi bundan iyisi can sağlığı. Şöyle tüm bileşenlerini standart kalıp elemanlarında yüklediğimizi görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu kalıplarda soğutma sistemi yok. Biraz şu şekilde konuşalım. Hatta şöyle konuşalım. Tamam mı? Bu şöyle bir niye gitti ya? Şimdi biraz konuşalım, biraz beni dinleyin. Bu kalıplarda soğutma sistemi olmuyor. Tamam mı? Niye soğutma sistemi olmuyor? Kauçuk dediğimiz malzeme polimer malzeme gibi, plastik malzeme gibi kalıba basıldıktan sonra soğuduğunda kendi şeklini koruyan bir kimyasal yapıya sahip değil. Çünkü bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Bu bildiğiniz sakız gibi gelir size ham madde olarak. Bu 200-250 derece bandında, tamam mı? O arada, o skalada malzemenin kalitesine ya da malzemenin içeriğine göre değişir de genelde 250 derece derler buna. Minimum 1 dakika, maksimum 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat malzemenin hacmine göre, tamam mı? Bastığınız parçanın büyüklüğüne, et kalınlığına göre bu malzemenin bir pişme süresi vardır. Şimdi bu pişmeden kastım ne benim, yani malzemeyi pişiriyoruz da malzemeyi nasıl pişiriyoruz? Bak şimdi malzeme şöyle pişiyor. Bu kalıpta ya daha doğrusu bu kalıplarda dediğim gibi bak soğutma sistemi yok, tamam mı? Hiçbir şekilde soğutma kanalı açmıyorsunuz. Su da dolaşmıyor. Bu kalıplar şöyle yapayım bir dakika.
Kapatalım. Bu kalıplar da buna enjeksiyona bağladığınızda şöyle şurada yukarıda enjeksiyonun bir mengenesi oluyor. Hareketli mengenesi üst taraf ve şöyle şurada da alt taraf oluyor. Tamam mı? Dikine çalışıyor bunlar. Dikey bir şekilde çalışıyor. Bu mengene arasında kıstırılıyor sabah tezgah açıldığında ve bu şuradaki mengeneler tarafından, plakalar, plate'ler tarafından ısıtılıyor. Bu 250 dereceye geliyor bu kalıp. Neresi geliyor? Kalıbın dışı değil. Açtığınız zaman şu plastiğin ya da şey kauçuğun dolacağı gözler. 250 dereceyi aldığınızda böyle ışıklı termometreyle, uzaktan ölçüm yapan termometreyle bu 250 dereceyi gördüğünüzde baskıya hazır hale geliyorsunuz. Enjekte etme esnasında şimdi buradan yoğunluk girişini de açacağız. Enjekte etme esnasında tamam mı? Bu kalıplarda dolum problemi yaşamazsınız. Bunu söyleyeyim ben size. Ha bunda dolum problemini nasıl yaşıyorsunuz? Yoğunluğun gramajını hesaplıyorsunuz. Bir adet malın ağırlığını hesaplıyorsunuz. Göz sayısıyla çarpıyorsunuz. İşte yoğunluğu ve çok az bir miktarda fazla pay giriyorsunuz buna. Tamam mı? Kalıp zaten çapağa geçiyor. Her halükarda bu çapağa geçecek. Bunları hesapladıktan sonra malı çok fazla verirseniz çok çapağa geçer. Az verirseniz gözlerde dolmamazlık olur. Ama bundan malı yürütemiyorum. Yoğunlukta donuyor gibi bir sorun asla olmuyor. Şundan dolayı kauçuk malzeme 50-55 derecede kimyasını değiştirmeye başlıyor, pişmeye başlıyor. Ve bir miktar ilk önce akışkanlık kazanıyor sonra akışkanlığı kaybetmeye başlıyor. Ama bu 55 dereceyi geçtikten sonra yaklaşık bir 20 dakika, 30 dakikada falan olur. Bu malzemenin ısısını yükselterek siz bu süreci hızlandırmış oluyorsunuz. Olaya birazcık öyle bakacaksınız. Bu yüzden ne yaparsanız yapın, nasıl bir kötü bir yoğunluk da verseniz, çok büyük de çok küçük de olsa tamam mı? Dondurmada bir problem yaşamazsınız. Ha gidip de iğne yoğunlukta vermeyin yeter. Öyle de olmuyor ya. Bu işin de bir raconu var. Tamam mı? Şu benim verdiğim yoğunluk bakın malzeme için iyi mesela. Ama daha büyük bir malzeme olsaydı tamam mı? Şöyle iki taraftan giriş yapardım buna. Olaya biraz böyle bakmak lazım. Şimdi 250 derecede malzemeyi doldurduktan sonra, göze doldurduktan sonra 250 derecede bu bekliyor arkadaşlar. Bildiğiniz tezgahın üstünde böyle bekliyor. Hiçbir şey yapmıyor. 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika işte işin sonuna gelindiğinde tamam mı? Bu kalıp açılıyor. Aynı enjeksiyon kalıbı gibi. Bu plaka yukarıya gidiyor. Şimdi bu tarz parçalarda parçanın yukarıda ya da aşağıda kalması çok mühim değildir. Şundan dolayı değildir. Yukarıda da kalsa, aşağıda da kalsa tutup elinizle alabileceğiniz bir pozisyon var bunda. Tamam mı? Ha, olmayan parçalar var. Olmayan parçalarda her zaman parça yukarıda hareketli plakada bırakılır ki operatör parçayı kalıptan rahat alsın. Şimdi bu kalıplarda itici sistemi yok. İtici sistemi çalışmıyor. Neden itici sistemi çalışmıyor bu kalıplarda? Kauçuğa iticiyi vurabileceğiniz bir pozisyon yok. Zaten yapısı gereği çok yumuşak bir malzeme olduğu için hani sıyırıcı olsa bir nebze o da tezgahın üstünde hidrolik aksamı çalışır. Pot sistemi varsa çalışır. Yoksa siz bunu hidrolik bir şekilde çalıştırmaya kalkarsınız. Bunda da ne olur biliyor musunuz? Aşırı sıcaklıktan dolayı hidrolik sisteme zarar verebilirsiniz. Pnömatik sistem çok sağlıklı bir şekilde çalışmıyor. Ya bu tamamen el emeğine, el işçiliğine dayanan bir durum haline gelmiş arkadaşlar. Tamam, bunu ne yaparsanız yapın ya parçaları burada elle alıyorsunuz. Bunun başka çıkarı yok, oluru yok. Şimdi bir tık ilerisinde bunun şöyle oluyor. Bu kalıp aşağı yukarı 2 saatte, 1,5 saatte tabii kalıbın büyüklüğüne de göre de değişir bu ama ben size ortalama olarak sıra söylüyorum. Sabah 8'de mesela Bismillah tezgahı açtığınızda aşağı yukarı saat 10'da 10.30'da günlük çay paydosunda baskıyı alır hale gelir tezgah. Tamam, bu süreci hızlandırmak adına tezgahlarda şöyle bir algoritma vardır. Siz daha sabah iş yerine gelmeden oradaki encoder sayesinde mi diyeyim artık, yazılım sayesinde mi, kart sayesinde mi orasını bilmiyorum çok işin. Ben elektronikçi değilim. Tezgah kendisini açar. Kalıbı fırına atar. Tamam mı? Fırına atar dediğim mengenenin arasına alır. Arabalıdır çünkü bu şeyler. Kauçuk enjeksiyon sistemleri. Şimdi ben size bunu YouTube'dan göstermeye gösteririm. Tamam mı? Videolar telif yiyormuş. Ben bunu gösteremiyorum. O yüzden buradan böyle anlatıyorum. Tamam mı? Ben bunu ilk bir kere gösterdim. Sonra telif aldığını öğrendim. Tamam mı? Telif atılabildiğini öğrendim. Bunu bu yüzden başkasının videosunu kendi izni olmadan gösteremiyorum. Bu yüzden beni dinleyerek yetineceksiniz. Şimdi dediğim gibi kalıp fırına girer. Siz mesai başı yaptığınızda kalıp ısınmış baskıya hazır olur. Günde 2 saat kazanırsınız.
Ama bunun bir yolu daha vardır. Bunun için çok fazla elektrik sarf edersiniz. Neden biliyor musunuz? Şimdi bunun üstüne bir plaka daha çizeceğiz. O plakada şöyle bir bağlantı plakası olacak. Şimdi ısı nereden geliyor? Bağlantı plakasının üstünden geliyor. İçinden geçiyor. Dişi erkek çeliklere geliyor. Tamam mı? Uzun bir yol izliyor ısı. Bunun etrafına mümkün mertebe, tamam mı, rezistans dönenler var. Rezistans dönülüyor çeliğin etrafına. Aynı sıcak yoluk sistemi gibi. Yani ne yapın ne edin kardeşim, bu çeliği ısıtın. Tamam, bu çeliği ısıtın. Bu tabii fiziki bir alev temasından bahsetmiyoruz burada yine. Fiziki bir alev teması olmayacak. Bu iletimsel yolla oluyor, tamam mı? Yani dediğim gibi rezistans mantığı burada en mantıklı yol oluyor. Buradan bu çeliği ısıttığınızda hem zamandan kazanıyorsunuz, hem elektrikten kazanıyorsunuz, hem de iş gücünü azaltmış oluyorsunuz. Şimdi bunda üstüne dediğim gibi bir bağlantı plakası daha çizdikten sonra bu kalıbın işi bitiyor. Şimdi bu basit bir kalıp. Parça da zaten basit bir parça. Şimdi bunun bir tık ilerisi de efendime söyleyeyim, körükler oluyor. Daha çok hayvancılık sektöründe kauçuk malzeme kullanılıyor. Ben ona yönelik çalışmalar, parçalar yaptım. Hortum çok yapıyoruz arkadaşlar. Belli ebatlarda iç çap, dış çap, boy olarak kauçuk hortum. Çünkü PVC'den ya da başka polimer türevi malzemelerden ayrı, yani daha bir kaliteli kauçuk malzeme. Daha sağlam oluyor dış etkenlere karşı. O yüzden tercih ediliyor. Şimdi bunun için daha fazla söyleyebileceğim bir şey, ha şu var. Bu kalıplarda şu dişi erkek tamamen impakstan yapılıyor. Enjeksiyon kalıbı gibi türevi çeliklerden yapmanıza gerek kalmıyor. Neden kalmıyor? Ya da yapamıyorsunuz. Şundan dolayı yapamıyorsunuz. Bu kalıbı siz işlediğinizde normal çeliğin rengini bilirsiniz. Talaş kaldırdığınızda nasıl bir renk aldığını herkes bilir. İmalatçılar daha doğrusu bilir. Bu kalıp yaklaşık bir hafta çalıştırdıktan sonra simsiyah oluyor. Isınıp soğumaktan mosmor oluyor. Şimdi ısındığı için çelik genleşiyor arkadaşlar. Buraya kadar da hepimiz hemfikirizdir. Bu kalıpların en büyük sorunu, daha doğrusu bu kalıpları yaptığınızda yaşayacağınız en büyük sorunlardan bir tanesi, hele ki böyle işte maçalı, girintili, çıkıntılı, lokmalı bir geometride üstünde çalışıyorsanız, bu kalıplar sarma yapıyor arkadaşlar. Tamam, ısındığı için aç kapat aç kapat şuralardan kitleme yaşayabilirsiniz, kolundan, burçtan. Isıdan dolayı şişiyor. Açıp kapatırken sarma yapabiliyor. Tamam mı? Burada böyle çalışan maça benzeri mekanizmalar vardır. Mekanizmalı bir kalıp tasarımı yapmışsınızdır. Onlar da sarma problemiyle karşılaşabilirsiniz. Enjeksiyon kalıbı gibi çeliği soğuk çalıştırmıyoruz. Efendime söyleyeyim. Yani ona elverişli bir sistem değil. Bunda yaşayacağınız en büyük sorun, en baş ağrıtıcı sorun bunun sarmasıdır arkadaşlar. Sarmasının üstüne bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi bir sonraki videoda civata atacağım ben buna. Tamam mı? Civatalarını bunu attıktan sonra şurada şu bağlantı plakalarını çizeceğiz. Sonra bu kalıp bitmiş olacak. Tamam mı? Yani bunun epi topu bu. Bir de şuradan şöyle bir yolu girişini yapacağım. Ona bir bakacağım. Onu nasıl yaparım diye. Onun haricinde burada size ekstra anlatabileceğim, söyleyebileceğim bir şey de yok arkadaşlar. Yani açık açık söyleyeyim burada. Sonrasında yeni bir parça bulacağım. Kauçuk parça bulacağım. Onun kalıplamasını yapacağız sizinle beraber. Bu şekilde devam edeceğim. Belli bir raddeye geldikten sonra da en son tekrardan bütün bilgileri, üstünden geçtiğimiz detayları tekrardan bir videoda anlatırız. Kapanışı yaparız. Eğitim setini bitirmiş oluruz. Sağlıcakla kalın. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.